Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu bilgi kartı videomuzda da Türk İslam tarihindeki kültür medeniyete bakacağız. Devlet yönetimi, ordu, ekonomi, kültürel hayat, sosyal hayat, edebiyat, tarih vesaire Allah ne verdiyse hepsini bu videoda göreceğiz. İlk kartımız önemli bir devlet görevlisi Has Hacip ya da Ulu Hacip, saray ile halk arasında bağlantıyı sağlayan en önemli saray görevlisi olarak geçer. Kim vardı böyle? Yusuf Has Hacip. Devam. Türk İslam devletlerinde alemdar, bayrak sancak taşır, iğdişbaşı, ziyafetlerde meşrubat hazırlar. Hansalar saray mutfağından sorumludur. Ahur, ahır adından belli, hayvanların bakımından sorumlu kişiler. Ki bunların yanı sıra yine abdar, hükümdarın temizlik işleri, şikar, hükümdarın av işleri, candar, bak candar, jandarma, jandarma, saray güvenliği, camedar, hükümdarın kıyafetleri, davetler, hükümdarın yazı takımından sorumlu kişilerdir. Bunlarla birlikte üstadüttar, saray harcamalarından sorumlu olan kişi, serhenk, hükümdara yol açan, kıssadan halkın şikayetlerinin hükümdara sunulması, dilekçelerini, pardon, halkın şikayet dilek, konuşamadım, oluyor işte. Halkın şikayet dilekçelerini hükümdara sunan kişidir. Bu görevliler illaki sorularda göreceğimiz niteliktedir. Yani testlerde falan işte bunun tanımı verir, hangi görevlidir diye sorulur arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Devam. En baba noktalardan biri divanlar, bunlar illaki geliyor arkadaşlar. Divan-ı Tuğra, iç dış yazışmalar. İslamiyet'ten önce nedir bu? Bitikçidir, katiptir. Osmanlı'da nişancıdır. Divan-ı İstifa, mali işleri denetler. Bakın başkanları da var. Tuğra'nın Tuğra'yı, İstifa'nın Müstevhi. Divan-ı İşraf, denetleme teftiş işlerine bakar. Başkanı Müşrif. Divan-ı Arz, askeri işlere bakar. Başkanı Ariz ya da Arız. Divan-ı Mezalim, en son çözüm mercidir. Başkanı hükümdardır. Siyasi suçlular da yine burada yargılanır. Şehne, bakın, eyalet görevlileri, askeri vali, amil, vergi memuru. Hani vardı ya Hayat Bilgisi dizisinde Amil Bey. Hani parayı çok seven bir karakterdi. Oradan aklımıza gelsin. Amit, sivil bayli, vali, muhtesip, belediye hizmetleri, işte zabıta niteliğinde, ulağa duymuşsunuzdur illaki, posta teşkilatı. Kadül Kudat, başkadıdır. Şer'i hukukun tepesindeki isimdir. Örfi hukukun tepesindeki isim ise Emiri Dat. Kadı Leşker'de askeri davalara bakan görevlidir. Sorularda bunlar da çıkar, hatta şer'idir, örfidir diye sorulur. Ordu'da bakın, Gulama'nı Saray, farklı milletlerin çocuklarının alınarak yetiştirildiği askeri sistem. Osmanlı'da devşirme, ordu kapı kolu, bistegani, 3 ayda biri gulam askerlerinin aldığı maaş. Osmanlı'daki karşılığı ulufe. Bak culusla karıştırıyorsunuz bazen, culus hükümdar değiştiğinde verilen bahşiştir, onunla karıştırmayın. Has ordusu da yine bir merkez ordudur. Toprak sistemi, miri, toprak mülkiyeti devlete, işleme hakkı halka, memura, askere maaş karşılığı verilen topraklardır. Has geliri sultana aittir miri topraklarda. Bey demişiz de ona tımar dememişiz. İşte tımar da geliri askere memura ait olan topraklardır. Oluyor böyle ufak tefek hatalar, artık affola. Öşri toprak Müslümanlara ait, harici topraksa mülkiyeti gayrimüslimlere ait olan topraklardır. Bunlar çok geniş araziler değildir. Bu yüzden Türk İslam devletlerinde feodal sistem görülmez. Daha küçük çaplı mülk arazilerdir bunlar. Vergiler, şer'i vergiler, öşür, araç, cizye. Bakın bu üçlü hep karşımıza çıkar. Osmanlı'da da var. Müslümandan onda bir oranında alınan toprak vergisi öşür. Beşte bir oranındaki haraç gayrimüslim. Baş kafa vergisi, gayrimüslim erkeklerin askere gitmeme karşılığında aldıkları ve alınan vergi idi. Cizye vergisi, hatırlayın, çok 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 sonra işte ıslahat fermanıyla
kaldırılmış olacak vergi. Örfi vergiler ağnam, hayvan, humus, su şerri, savaş ganimetleri vergisi, baç, pazar yeri ki Osmanlı tarihinde ilk alınan vergi de baç vergisidir. Derbent, köprü ve geçişlerden alınır. Çift bozan yine çok meşhur. Çiftini, çubuğunu, toprağını 3 yıl sebepsiz yere boş bırakan köylüden hem toprak hem vergi alınır. Toprak alınır, başkasına verilir. Amaç üretimde sürekliliği sağlamak. Geldik edebiyata. Kutadgu bilik, mutluluk veren bilgi. Yazarı Yusuf Has Hacı, hepimiz biliyoruz, çok meşhur. Yazılı ilk Türk İslam eseridir. Bakın, yazılı ilk Türk İslam eseridir. Soru da çıkar. Yazılı Türk, Türklere ait ilk yazılı eser dedim. Ne diyeceğiz? Göktürk Kitabeleri. Ne oldu, şaşırdınız mı? Şaşırmayın. İslam demedim, Türk İslam demedim. Yazılı ilk Türk eseri dedim. Ama yazılı ilk Türk İslam eseri derse Kutadgu bilik. İlk siyasetnamedir Türk İslam tarihinin. Tamgaç Buğrahan'a sunulmuştur. İkinci meşhur Divan-ı Lügati Türk. Yazarı Kaşgarlı Mahmut. Türk dünyasının ilk haritası burada. Abbas halifesi El-Muktedi Billah'a sunuluyor. Eserde Ertunga'dan da bahsedilmiştir ki arkadaşlar, Karahanlıları Afrasyap soyundan derler. Yani Alp Ertunga soyundan da derler, onu da belirtelim. Divan-ı Hikmet yazarı Ahmet Yesevi, Piri Türkistan denilir kendisine. Türk tasavvuf edebiyatının ilk örneğidir. Atabetül Hakaik, Edip Ahmet Yükneki yazıyor. Kutadgu bilikten sonra Türk edebiyatının en eski eseridir. Bilim insanları Farabi, banko sorudur, KPSS'de soruldu. Muallimi Sani, yani ikinci öğretmen denir. BM, yani Birleşmiş Milletler fikrine ilk ortaya atandır. Türk İslam tarihinde pozitif bilimlerin kurucusudur. Avrupa'da Alprobius da denir. İbn-i Sina Avrupa'da Avicenna olarak bilinir. Hipokrat'tan sonra tıbbın ikinci babası, adam gibi adamdır. En önemli eseri yine çok meşhur, El Kanunu Fittıp. El Kanunu Fittıp. Harizmi astronomi cetvellerini hazırlamıştır. Logaritmanın kurucusu kabul edilir. Kitabın adından zaten hani matematikle de yakın olduğunu bilirsiniz. Kitab-ül Cebir. Biruni, ki banka kalıp soru, Gazneli Mahmud sarayımın en değerli hazinesi der kendisi için. Dünyanın çapını hesaplamıştır. Bir de Asyalı milletleri anlattığı Asar-ül Baki adlı eseri vardır. Gazali Nizamiye medreselerinde hocalık yapmıştır. En meşhur eseri İhya-ül Ulumiddin, ilimlerin ihyası. Ömer Hayyam, Büyük Selçuklu Devleti'nin en önemli bilim insanlarındandır. Melikşah döneminde Takvim-i Melikşahi de denilen Celali takvimini hazırlamıştır. Ve yine İsfahan'da Selçuklu'nun ilk rasathanesini de kurmuştur. Önemli bir isim. Zemahşeri Melikşah tarafından desteklenmiştir. Mukaddimetül Edep, gramer kitabı vardır. Barani, trigonometrinin kurucusu olarak kabul edilir. Errazi, sülfürik asiti bulan bilim insanıdır. Muhammed bin Kays, Kanglu Lugatı denen Türkçe Farsça sözlüğü Celaleddin Arzem Şah'a sunmuştur. Hemen çağrışım yap. Başka Türkçe Farsça sözlük kimindi? Kimde vardı? Ali Şir Nevai Muhakemetül Lugatteyn. Bir de Türkçenin Arapçadan üstünlüğünü kanıtlayan ne vardı? Divan-ı Lugati Türk. Bak, 3 tane sözlük. Lugat. Ayda bir kratere isimleri verilen bilim insanlarımız Ulu Bey Rasathanesi zaten meşhur, biliyorsunuz. Alim hükümdar Timur Devleti'nde Nasırüddin Tusi ve Biruni. Sanata geldik. Tesip, kitap süsleme sanatı, hat, güzel yazı yazma sanatı değil mi? Adam hattan bir kılıç yapıyor ama üzerinde yazı yazıyor, dehşet bir şey. Vitray cam süsleme sanatı, kündekari ahşap işçiliği, malakari duvar kabartma, telkari, bak tel aklına gelsin, telkari maden işleme, altın ve gümüş. Bu videomuzda da Türk İslam tarihinin önemli noktalarını toparlamaya çalıştık, sizlere vermeye çalıştık arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, zamanı sizin için aksın.